Herkese günaydın. Bugün seyahatin 9. günü zannediyorum. Artık günleri falan da karıştırmaya başladık. Yani hakikaten dün ciddi ciddi ilk defa yorulduğumu hissettim. Dün ben bir de şehir merkezine gittim. Orada bayağı bir yürüdüm ettim, ben ne yaptım falan. Akşam yani şey gibiydim, ölecek gibiydim. Dayı yumurta kırdı akşam. Ondan sonra ben zor bekledim bitmesini, böyle yani yatağa sürünerek gittim. Gece sonra ben normalde kalkacaktım, bu yükü boşaltma videosu yapacaktım. Ben dedi dayı böyle aşağı in dedi, gidiyoruz dedi, bilmem ne yük falan filan. Sabah kendimi burada buldum, kaçırsalar farkına varmazdım, o kadar yani. Aşağı derken üst yatakta yatıyordum. He, üst yatakta yatıyordum. Düşersin oradan, yola çıkıyoruz, aşağı in dedi. Aşağı ama böyle. Ya kendimden geçmiş gibiyim. Hani yatıyorum, kafayı koyar koymaz uyuyorum falan. Şimdi yük boşaltmaya çalışıyoruz. Adam İngilizce bilmiyormuş. Allah'tan İtalyanca biliyormuş. İtalyanca bayağı bir konuştuk ettik falan. Saat bekliyoruz. Sabah acıktık. Burada kıymetli dayım var. Gördüğünüz gibi soğuk yani. Hava soğuk. Yolda gelirken Allah'ın sıcağında Shetland kazak getirmişti. Böyle 80'lerden kalma. Yani şekil olarak 80'lerde, o zamanlar modaydı bu Shetland kazaklar. Dedim dayı ne yapıyorsun dedim kendi içimden, kazak mazak falan. Bugün isteme şey yaptım yani, istemeye karar verdim. Soğukta ve tarzan gibi çıkarsan üşürsün tabii. Kesin Kadri yenge koymuştur dedim, kar görmüş insan dedim. Dayıcığım günaydın. Günaydın. Ne diyorsun? Bugün Allah kısmet ederse Romanya'ya, Suçava'ya yükleyeceğiz adres olarak orası, ama Suçava çok uzak. Ukrayna Moldova sınırına yakın. O yüzden sanırım bu Bukreş çevre yolunda antrepolar var. Sanırım oralara biz boşaltacağız bunu. Çünkü o 1000 kilometre hemen hemen bulunduğumuz yerden Suçava. İki aracız yine. Tamer ile Salih. Onlar da aynı yerden yüklüyoruz. LG'yi yüklüyoruz. LG ama elektronik ne olduğunu bilmiyorum. Televizyon olabilir veya elektronik eşya değil. Ondan sonra akşam gece saat 2:10'da buraya geldim ben. Adrese bir de boşalttık. Şimdi 10'da 9 saatimizin dolmasını bekliyoruz. 9 saatimiz dolunca girip içeriye yüklememizi yapıp evraklarımızı alıp burada Avrupa Türkiye gibi, yani Avrupa Birliği ülkesi bunlar, Türkiye gibi değil. Burada gümrük yaptırmayacağız. Bir semere faturayla yola çıkacağız. Türkiye'yi bulabileceğiz mi dayı? Varabileceğiz mi inşallah? Şimdi gelirken çok sıkıntılar çektik çünkü bir anlamda altyapı yok gibi. Ama Bulgaristan'da sıra beklemiyorsun. Nasıl sıra beklemiyorsun? Bulgaristan bir park yaptı. Bizim aynı GTI parkı diğer şeylerde görüldü daha önceki kayıtlarımızda. 25 euro para alıyorlar. Park çok temiz. Çok personel çalışıyor. Yani tuvaletler pırıl pırıl, duşa giriyorsun, çıkıyorsun, temizliyorlar. Yani hep temiz, ilk defa kullanılıyormuş gibi yeni. Oraya giriyorsun, yani orada sana içeri girerken bir çağrı cihazı veriyorlar. O çağrı cihazında soruyorsun, kaç saatte gelir? 3 saat, 4 saat diyorsun. O saatte giriyorsun. Yani... Dönüş daha kolay olur diyorsun. Sıkıntı yani. Olmuyor. Giriş sıkıntı, neden öyle bilmiyorum. Ama Türkiye'den giriş çok sıkıntı oluyor. Hemen hemen kaçırıyorum. 7. günü mü ne geldik? Romanya'da takıldık. Bir Türkiye'de çok takıldık. Atlayamadık. Yani onun haricinde her şey yolundaydı. Artık bundan sonrasını komutan memnun mu değil mi bilmiyorum. Tamam. Yanındaki arkadaşı da çok önemli. Emrah benim sevdiğim bir yeğenim. Ve benim açımdan da güzel. Zaman zaman hani geriliyorsun. Yani yoruluyorsun. Ama Emrah da sohbet ederek onlar gelip geçiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Selamlar. Selam. Seyahatin 9. günün akşamındayız. Sabahtan bu yük almak için geldik. Yani öğlen falan da oldu saat gerçi. Geldik. Sıraya girdik de ondan beridir bekliyoruz. Yani bu tırcılığı bak ben size söyleyeyim. %50'sinden fazlası beklemek yani. Bu bekleme işte çözüm olur mu? Olmaz. Nerede olacak anasını satayım? Koca koca arabalar yüklemesi gider, geçmesi gider. Ama yani ben beklerim, sıkıntı olmaz diyen adam takılsın, beklesin, problem yok. Ama öbür türlü hakikaten çok zor iş. Öyle kolay işler değil. Suçeva diye bir yere çıktı yük.
çok uzak, 960 kilometre buraya. Dayım sürekli böyle kendisine avutmaya çalıştı. Yak 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 ya orası diye. Aa, olur mu o kadar Bükreş'tir o falan diye. Ama Suceava çıktı. Yükü yükleyebilirsek Moldova sınırına gideceğiz resmen. Herkese günaydın. Yolculuğun 10. günü sabahında Çek Cumhuriyeti'nde bir tesisteyiz. Arka planda müziği duyduğunuz gibi dayım şu anda bize bir nostalji yaşatıyor. Şu anda 70'ler böyle 70'lerin sonu 80'ler falan. Ne varsa dinliyoruz yani. La Chatami Cantare falan dinledik biraz önce. Ya benim artık varlığını unuttum. Şarkıları dinliyoruz. Bak. Benim için hep güncel bunlar. Ya bak neşeye bak şu adamda. Şu adamda neşeye bak. 3000. kilometreye gidiyor. Tır da sabah kahvaltısını bile yapmamış da neşeye bak ya. Günaydın dayıcım. Günaydın can. Şu güzel müzikler için sana ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Günaydın. Daha camlarımızı açmadık. Manzara böyle. Ceska. Evet şu anda ısabetliğimizde adaptif. Evet. Ve 60'a kadar düştük. Araya araçlar girdi fren. Aynen şöyle. Ayağı gazda değil, frende değil. Değil. Tamam. O kendisi hızlanıyor, kendisi frenleme evet. Yapıyor. Şu anda ben sadece direksiyonu tutuyorum. Herkese selam. Bugün yolculuğun 11. günündeyiz. Perşembe günündeyiz. Dün gece Macaristan'ın Gör kapısından Romanya'nın Varşan kapısına geçtik. Sınırı geçtik ve sınırda Pilu denen bir yerde bir dinlenme tesisinde kaldık. Geceyi burada geçirdik. Akşam bayağı bir yağmur yağdı ama bugün hakikaten güzel bir gün var. Çok da böyle güneşli falan. Hoş bir gün. Bugün uzun bir yolumuz var. Ters de bir yola gideceğiz. Romanya'nın neredeyse birazcık güneyinden dolaşıp ta kuzey doğusuna gideceğiz. Suceava denen bir şehre gideceğiz. Firmadan da doğru dürüst giden yokmuş oraya. Bize denk geldi. Tamerler de onun bir gerisindeki şehre gidecekler. Üstelik bugün bu yolu tamamlayıp yarın sabah 7'de teslimat yapmak durumundayız. O yüzden bugün bütün gün boyunca araba süreceğiz. Hava güzel, açık. Kaç derecedeyim? 21,5. Sıcaklık şu anda 21,5 derece. Yolda gidiyoruz. Solda kaptanımız Yörük Hüseyin dayım. Merhabalar, günaydın. İyi günler. Bu büyük yolla ilgili ne diyorsun dayım? Daha önce de söylemiştim. Ben de oralara gittim ama Bükreş'in güneyinden giriyorsun. Uzunçane istikametinden. Şimdi buradan biz Romanya batısından giriş yaptık. Ve kuzey doğusuna doğru çıkacağız. Artık bakalım yani. Yollar çok dağlık mı diyorlar. Baktığımız kadarıyla da yine öyle. Hani virajlı dağlık. Hani güzel yerler göreceğimizi tahmin ediyorum. Senin de şansına komutanım, seyredenlerin de şansına. Bakacağız, kayıtlarımız devam edecek gün içinde. Evet, gün içinde yine biz kaydetmeye devam edeceğiz. Ya buralar zaten genel olarak şey yerler, yeşillik yerler ama oralar tahmin ediyorum böyle çok daha ormanlık yerler görürüz gibi geliyor bana. Dağlık, tarihi ormanlık. Yerlerden geçeceğiz. Evet, bunları da göreceğiz. Sayın komutanım, Karpatları iniyor. Maşallah, maşallah. Bak bakalım. Heh. Aşağıda bir şehir var. Sanırım Kuluş. Çok virajlı, dik, dağlık bir bölge. Tam Karpat Dağları. Karşıda bilmiyorum işte şehri görebiliyor musunuz? Kuluş. Kuluj-Naplata. Şu an manzarayı görünce dedik bir canlı yayın yapalım. Çekim yapalım. Canlı yayın değil de çekim yapalım dedik. Şöyle bir açalım. Selam.
Sayın komutanım bakamıyor zaten, yola kilitlenmiş vaziyette. Yol çok sıkı. Yol biraz sakat. Bir numaralı yolda gidiyoruz. Dey yani. J'ler Y okuyorlar. Dey yolundayız. D'ye doğru gidiyoruz. 60 kilometre falan. Şu an itibariyle 314 kilometremiz var adresimize. Sayın komutanım bir şey diyor musunuz? Valla Eurotrack oyununun zor etabını seçmişim gibi hissediyorum kendimi. Sınar'a kafana geçsene. Sınar! Sınar dikkat et! Sınar! Sınar dikkat et! Hani hocam şimdi bu olayın doktorasını yapıyor. Artık bu işte profesörlüğe doğru gidiyor. Yani profesyonellikten hakikaten profesörlüğe doğru. Bak araba nasıl duman atıyor şu gönlüne sıkan ya. Böyle bir dik rampa yani. Tersi parayla alamazdık yani. Evet. Şu an hala hazırda rampa iniyoruz. Ama tabii balatalarımız ısınma gibi söz konusu değil. Araç motor freniyle sayın komutanımız iniyor aşağı. Gayet de başarılı. Allah nazardan saklasın. Maşallah inşallah. Yani maşallah inşallah. Yani şey yapmayacak. Meslek olarak belki yapmayacak ama hem gezmek, hem araç sürmek, hem bana yardımcı olmak. Sayesinde o olmamış olsaydı zaten kendisi yanımda. Daha ben buralara varamamış olacaktım. Yani onun da tabii ki araba sürmesi güzel bir olay. Yani çok güzel yerler. Şu etrafı da ben bir göstereyim. Hep orman. Tamam mı? Ormanların içinde komutanım da gidiyor. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Yani Romanya'nın yolları da düzelmiş. Buralar düzgün. Çünkü tamam mı? Daha önceki geldiğimiz yerlerde çok sıkıntılıydı. Virajlıydı. Çok dar. Köy işlerinden gidiyordum. Burada daha şu ana kadar bir tane şehir içinden geçtik. O da biraz sıkıntılı oldu. Malum saat burada 5'i 10 geçiyor. Türkiye saatiyle aynı zaten. 5.51'de tam mesai saatine denk geldi sayın komutanımız. Değerli yeğenim. Ondan biraz sonra terletti de. Biraz evet. Biraz öyle yorulu şey yaptı da yani strese girdi. Bir de çalışmaya denk geldik orada. Yol daraldı. Bir o dağı inerken bir aracın biri arıza yapmış bir taksi. Ondan sonra otomobil daha doğrusu özel araç. Ondan sonra o yolun şeridi kaymış biraz. Bizim şeridimizde biraz orada bir ufaktan sıkıntı. Onun haricinde herhangi bir şey olmadı. Zaten onda da olmadı da. Yani tam yoğun bir trafikte denk geldi. Süratliydi karşıdan gelen araba. Neyse bir selektör yaptı, attı kendini sola. Karşıda ağırlaşınca zaten bayağı aşağı iniyorum zaten. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Yolun gayet güzel gidiyoruz. Plana göre saat gece 01'de adreste olacağız. Tam aslında kilometre olarak da 309 kilometremiz kaldı ama yani sürat yapamıyorsun dağlık bölge olduğu için. Yeni fazla mı konuşuyorsun? Evet. Gördüğünüz gibi. Güzel yerler. Romanya iyi. Karpatlara insanlar gayet. Hani bir yerde bizim Koru Dağları'nı andırıyor. Kaz Dağları'nı andırıyor zaman zaman. Eski şeyin Ankara yolu, Karga Sekmez, Can Kurtaran hani oraları andırıyor. Otobandan önce bilmiyorum o yollara giden arkadaşlar vardır. Kızılcahamam yolu yani onları andırıyor. Böyle daha öyle çok korkulacak gibi virajlarımız olmadı. Ama önümüzde olacak diye düşünüyoruz. Tam kısmet. We'll be right back.
yaptırıyorlar ama. Aynen öyle. Şu anda Suceava'ya 80 kilometre kaldı. Ama ben şu dönüşleri bir göstermek isterim. Navigasyonlardan. Yani ciddi bir dağ yolunu şu anda geçmeye çalışıyoruz. Akıllara zarar. Daikocin gibi. Merhaba. Neşesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ama harbi yol var yani şurada. Ne kaybedeyim ne mutlu da yeğenimle gidiyorum. Eş be. Müthiş virajlı yollar şu anda gidiyor.